Yaşadığımız ortamlarda zararlı gazlara, toza, dumana, buhara karşı koruma sağlayan havalandırma, sektör ne olursa olsun hayati önem arz ediyor. Bireysel projelerin yanı sıra kurumsal firmalara da çözüm ortaklığı yapan İzmir merkezli İkiz Havalandırma, iş güvenliği kapsamında önlemlerini alıp nitelikli sonuçlar ortaya koyuyor. Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlardaysa bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli ve geçici olarak yenilenmek zorundadır. Havalandırma sektöründe 30 yılı geride bırakan Turgay Demir, İzmir merkez olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyor. Havalandırma sektöründe 30 yıldır varım. Çok şantiyelerde çalıştım. Şu 5 yıldır kendi firmamı kurdum. İyi çalışıyoruz, şantiyelerimiz var, işlerimiz yoğun. Yani havalandırma her yere şart. Havalandırması hiçbir yer olmuyor. Havalandırma sektörü hızlı bir gelişim gösteriyor. Şu an havalandırma sektörü çok revaçta, yani çok iyi gidiyor. Çevre Bakanlığı'nın istekleri var. Bunlar doğrultusunda işlerimiz daha yoğun. Yani fabrikalar olsun, işte çay ocakları olsun, lokantalar olsun. Bunların her yere havalandırma isteniyor. Bunun için işlerimiz yoğun ve çok da iyi bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. Havalandırma yasalarla da zorunlu hale getiriliyor. Yeni yönetmeliklerde bu havalandırmanın önemleri çok. Yani herkesin yapması gerekiyor. Yani ufak bir lokanta bile havalandırmasız açamıyor, ruhsat alamıyor. Bunun için havalandırma her yere şart yani. Fabrikalar ve oteller en çok çalışılan alanlar oluyor. Daha çok fabrikalarda daha çok şey yapıyoruz. Yani yoğun duman olan fabrikalarda işimiz çok oluyor. Yani genelde bizim havalandırma her yerde var ama en çok işte dediğim gibi fabrikalar, otellerde, yeni yapılan oteller oluyor işte. Tadilat olan otellerde var. Üniversiteler var. Yani bunların havalandırması şu anda zorunlu yani. Yapılıyor. Havalandırma dediğimiz bir insanda ciğer nasılsa havalandırmada bir iş yerinde budur yani, oksijen. Firmalarının projeyi çizmesinin ardından Turgay Demir ve ekibi devreye giriyor. Mühendislik firmalara biz taşeronluk yapıyoruz. Yani firmalar bize projeyi veriyorlar. Biz projeyi çözüp imalatını yapıyoruz. Yerinde götürüp montajını yapıyoruz. Yani makinemiz var. Havalandırma kanal makinemiz var. Bunları yapıyoruz. Şantiyelere gidiyoruz. Şantiyede bunları uyguluyoruz. Ufak bir yerlerde proje olmasa bile gidip keşif yapıp onları havalandırma yapabiliyoruz. İzmir Çınarlı'daki atölyesinde üretimi gerçekleştirip deneyimli kadrosuyla montajı da üstlenen firma 5 ayrı ekiple projelere koşturuyor. Burada imalatı yapıp yapacağımız yere götürüp orada hazırlayıp orada montaj yapıyoruz yani. Ekiplerimiz orada. Burada imalat ekibimiz ayrı, montaj ekiplerimiz ayrı. Bunları öyle yapıyoruz yani. Şu anda 5 tane ekibimiz var. Bir tanesi imalat yapıyor, 4 tanesi şantiyelerde. Gerek kendi fabrikalarında imalatta, gerekse uygulama esnasında sahada iş sağlığı güvenliğini önemseyerek hareket ettiklerini söyleyen Turgay Demir, iş kazalarının önlenmesinde havalandırmanın işleviyle birlikte bu işlerin profesyonel ellere emanet edilmesinin önemine işaret ediyor. Patlamalar oluyor. Burada havalandırma olduğu zaman bu içerideki gazı atıyor. Bu gaz patlaması olmaz. Profesyonel çok önemli. Yani şunu adam geliyor 4 sene veya 3 sene bu işi yaptığı zaman gidip kendine mekan açıyor. Ben bu işi yaptım diyor. Yani bu kolay bir şey değil yani. Profesyonel çok önemli. Şantiyeciliği çok önemli. Yaptığımız her işin arkasındayız diyor, devamlılığı önemsiyor. Önemsiyoruz. En önemlisi bu yani. Bir yaptığın işi önemsemek lazım. Biz bunların üstünde duruyoruz. Yani yaptığımız işlerin arkasında duruyoruz. Bir arıza olduğu zaman gidiyoruz. Hal böyle olunca uzun vadede kurumsal firmaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki projelerinde çözüm ortaklığı yapılıyor. Afrika'da çalıştım, Nijerya'da çalıştım, Tanzanya'da çalıştım, Ürdün'de çalıştım. Türkiye genelinde her yerde çalıştım ben. Gitmediğim yer yoktu zannetmiyorum yani. Biz 30 yıldır hep şantiyelerde kaldık.
Turgay Demir sözlerinin sonunda geleceğe yönelik hedeflerine değiniyor. Hedeflerimiz daha iyi, daha iyi hizmet vermek, insanları mahcup etmemek, yani aldığımız projeleri yerine getirmek. Bunlar çok önemli. Yani çoğu firmalar vardır, proje alır, yarıda bırakır gider. Yani bu tür şeylere karşılaşıyoruz. Biz bunları yapmak istemiyoruz. Biz üstüne gidip sonlandırmak istiyoruz. Yani yaptığımız işler zaten böyledir. Hep sonlandırmışızdır. Hiçbir sıkıntı yaşamamışızdır. Bunları da yaşamak istemeyiz. Biz bu işin içinde varsak bunu daha ileri götürmemiz gerekiyor. Daha da büyümemiz lazım. Büyürken de bir şeyleri daha iyi yapmak lazım.